İşte İslam'da bir velayet sistemi var. Bunu anlattım, bak pek anlaşılmadı bazı kişilerce. Velayet sisteminde baba çocuğuna bakmakla mükellef, çocuk da babasına bakmakla mükellef. Ama başkasının çocuğuna da o baba bakmakla mükellef, başkasının çocuğu da o babaya bakmakla mükellef. Yani herkes herkese bakmakla mükellef. Yani herkes. Sokaktaki mesela çöpçü, general, paşa, doktor, mühendis, hepsi aynı hükümde oluyor. Herkes kendi kullandığı nimeti ve imkanı diğer mümine tahsis etmekle mükellef. Farz bu. Bilinmiyor bu. Muhkem, açık ayetler var. Bir tane, iki tane, 10 tane, 20 tane değil. Namaz gibi farzdır bu. Yani dinin en hayati konularından birisidir. Hayat tamamen bir aile yapısı üstünde oluyor. Yani bütün Müslüman alemi tek bir aile oluyor. Yani herkesin çocuğu, herkesin çocuğu oluyor. Herkesin annesi, herkesin annesi oluyor. Herkesin oğlu, herkesin oğlu oluyor. Herkes birbirine bakmakla mükellef. Ya hastalandığında, hani diyorlar ya, ya diyor, para toplayın aranızda falan filan. Öyle bir şey yok. Adam mecbur hemen alıp götürmekle mükellefsin. Yani ev kiralama diye bir şey yok. Evini vermekle mükellefsin. Yani kira diye öyle bir konu yok. Ya odan ev varsa mesela 5 odalıysa efendim kaç kişi var orada Müslümanlar? 5 Müslüman var. Birinin evi ama. O bir odaya yerleşiyor. 4 kardeşini de diğer odalara yerleştiriyor. Sistem bu. Mesela evde 10 ekmek var. Herkese ikişer ekmeği dağıtıyor 10 ekmeğin sahibi. Bu farz. Böyle yani. İslam bu. Kur'an'da ana bak diyor ki ihtiyaçtan arta kalan denilen bu. Yani kendisi ölmeyecek kadar